arkadaşlarım üçüncü tepkime türümüzden bahsedelim. Sentez tepkimeleri. Sentez tepkimelerinin diğer adı birleşmedir. Bakınız sentez tepkimeleri genelde egzotermiktir. Analiz için ne demiştik arkadaşlarım? Analiz tepkimeleri endotermiktir demiştik. Burada ise sentez tepkimeleri genelde yani çoğunlukla egzotermiktir diyebilirim. Bir kere bir tepkimenin sentez tepkimesi olup olmadığını nasıl anlayacağız? Girenlerde birden fazla bileşik ya da element olacak. Üründe ise tek madde olacak arkadaşlarım. Bakınız azot gazı hidrojen gazı ile birleşiyor ve amonyak gazı oluşturuyor. Gaz 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 bütün fiziksel haller aynı. Dolayısıyla bu homojen bir tepkime. Aynı zamanda redoks tepkimesidir. Çünkü yine serbest halde element olduğunu görüyorum. Yine hidrojen gaz ile iyot gaz, hidrojen iodür gaz oluşturuyor. Yine minik minik moleküllerden tek madde elde ediyorum. Yine bakıyorum arkadaşlarım alüminyum katısı, kükürt katısı, oksijen gaz tepkimeye giriyor. Alüminyum sülfat katısı oluşturuyor. Yine tek madde oluşuyor. Tepkimeye bakarsam heterojen bir tepkime görüyorum ve serbest halde element olduğu için redoks tepkimesidir. Sodyum ile hidrojen gaz... sodyum hidrür maddesini oluşturuyor. Yine sentez tepkimesidir. Azot oksijen ile tepkimeye giriyor. Di azot monooksit gazı oluşuyor ve bizler çok iyi biliyoruz ki Azot gazının yanması endotermiktir. Yine gaz, gaz, gaz aynı fiziksel haller görüyorum. Dolayısıyla homojen bir tepkimedir derim ve serbest halde element olduğu için redoks tepkimesine örnektir. Müzik